PKK PYD'nin Rusya'ya gidip Rusya ile Dışişleri Bakanı Lavrov'la ve özellikle Rusya'da Halkın İradesi Partisi ile yaptığı anlaşmayı gündeme getirelim. Başlığımız bu olsun çünkü önemli gelişmeler var. Hocam sizinle başlayalım. Mesela bu ekip yani PKK PYD temsilcileri İlham Ahmet başta olmak üzere Rusya'ya gittiler ve Rusya'da Halkın İradesi Partisi ile görüştüler. Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüştüler ve nihayetinde Akdeniz'de biz bunlarla konuşur uğraşırken Suriye üzerinde bambaşka bir hamle daha geldi Türkiye'ye karşı. Rusya'da PKK'nın ve PYD'nin bir bürosu vardı Moskova'da. Şimdi bu görüşmeden sonra Türk-Rus ilişkilerinde Suriye'de bir değişim, bir dönüşüm ya da başka bir başlık altında yeni bir yere doğru mu gidiyor Türk-Rus ilişkileri ne olacak? Şimdi siz de ifade ettiniz, Rusya PKK'yı terör örgütü olarak tanımıyor. Bu bir sorun zaten Rus-Türk ilişkilerinde. Suriye özelinde ancak sorun sadece Rusya, Türkiye değil. Bir de orada bildiğimiz gibi bir Rusya-Amerika mücadelesi var. Suriye meselesi Aslan'dan önce yani 2015 sonrası Rusya müdahale ettikten sonra 2016 içerisinde en çok korkulan neydi? Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya anlaşıp o terör koridorunu acaba kendi aralarında bölüşürler mi diye. Hatta Türkiye'nin Kuzey Suriye'de varlık göstermeden önce biz Rus PKK'sı, Amerika PKK'sı diye tarif ediyorduk bölgelerdeki PKK varlığını. Dolayısıyla bir de bu boyutu var. Şimdi ne oldu? Tabii Astana süreci, sonra Rusya-Türkiye arasındaki farklı katmanlı diplomasi ve daha da önemlisi değil de bunların yanında PKK'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne yaklaşması, da Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK'yı kendi vekili haline tamamen getirmesi sonucunda Türkiye Kuzey Suriye'de kendi hak menfaatleri ve meşru müdafaa hakkı ve güvenlik dolayısıyla operasyonlar düzenledi bildiğiniz gibi ve dolayısıyla o terör kuşağı kırılmış oldu. Astana hala yaşıyor. İdlib'deki sorunlara rağmen yaşıyor. Astana'da ne üzerine kuruldu? Suriye'nin bütünlüğü, toprak bütünlüğü ilkesi üzerine kuruldu. Acaba bu Rusya'ya giden, Moskova'ya giden heyet Amerika'nın, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine müdahale ederken Amerika'nın burada etkisiz oluşundan bir sonuç çıkarıp da Amerika ile olmuyor bu iş. Biz bir Rusya'ya gidelim deyip mi gitmişlerdir? Bir de şu da var. Geçtiğimiz haftalarda ya da ay içerisinde bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri çok yapmak istediği bir strateji konusunda bir adım daha attı. Yani neydi o? Barzani'ye yakın Kürt gruplarla PYD arasında bir arabuluculuk. Bu konuda ilerleme kaydettiğini biz endişeyle gördük. Bu Türkiye'nin çıkarına olan bir şey değil, Türkiye'nin zaten tavır aldığı da bir durum. Yani orada ama bugün mesela aynı zamanda KCK'ya karşı bir bildiri yayınladı. Yani Kürt grupların kimin altında birleştirileceği ve ne kadar etkili olacağı ile ilgili hala mesele devam ediyor. Bir laboratuvar gibi sanki deney Mesele yapılıyor ya. devam ediliyor. Yani yoksa bu PKK'nın güçlü olduğu anlamına gelmiyor. PKK'nın vekilliği üzerinden laboratuvar devam ediyor ya da Ya vekili PKK'nın vekili devamı neresi olacak? Merkez neresi olacak? Bu mu tartışılıyor? Rusya bu konuda Amerika'dan daha geri ama tabii ki Orta Doğu'da bu kartını da kaybetmek istemiyor. O nedenle PKK'yı terör örgütü listesine almıyor. Türkiye ile yakın ilişkilerine rağmen
bu konuda, yani bunu elinde tutmaya devam ediyor. Hı hı. Ama şimdi şöyle de bakmak lazım. Bu Türkiye'ye karşı etkili bir sopa olur mu? Yani 90'larda kullanıldığı gibi etkili. Kullanılabilir mi? Kullanılabilir mi? Rusya, bir de tabii Rusya'nın Doğu Akdeniz'deki bütün bu karmaşa içerisinde çok sessiz kaldığını da vurgulayalım. Neden sessiz kalıyor? Çünkü NATO içerisindeki iki aktörün, Yunanistan ve Türkiye'nin kapışması o anlamda Rusya'nın çok sevinerek izlediği bir şey. Çünkü bu NATO'nun zayıflaması anlamına da geliyor. Libya'da istediklerini tam olarak alamadı Rusya. Dolayısıyla bu anlamda ne kadar farklı masalar oluşursa Rusya o masalarda Türkiye'ye sopa, havuç, başka şey, havuç sopa arası başka şeyler sunma şansına daha fazla sahip olur. Ama ben Rusya'nın Türkiye'yi kaybetmek istediğini düşünmüyorum. Ben Amerika'nın da Türkiye'yi kaybetmek istediğini. Peki neden o zaman böyle bir heyetle Moskova'da görüşüyor? Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü değil, eylemlerinden epey zarar ettiği bir örgüt Moskova'da Rus Dışişleri Bakanı ile görüşüyor ve el sıkışıyor. Lavrov'un eli aynı zamanda Çavuşoğlu'nun elinde sıkıyor. Yani bu kaybetmek istemeyen bir ülke bunu yapar mı? Aynı zamanda bildiğiniz gibi Rusya Suriye'nin toprak bütünlüğü diyor Astana'da. Yani dolayısıyla nasıl oluyor mesela bu? PKK'nın güçlendirilip Amerika Birleşik Devletleri'nin kafasındaki gibi federe bir yapı içerisinde sözde bir devletçik, yani çünkü çevrelenmiş, evet, bir devlet, evet, güçlü doğumu bir devletçik gibi bir vekil devletçik haline gelmesi Rusya'nın da işine yaramaz. Ama neden? Çünkü hem Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki hamlelerini dengelemeye çalışıyor. Hem ya yani Türkiye'den ziyade ben Amerika Birleşik Devletleri ve Suriye özelindeki bir mücadelenin bir parçası olarak okuyorum. Ama tabii ki Rusya Türkiye'ye de aba altından sopa göstermeyi sever. Bu bir hatadır. Zamanında bu hata İdlib'de yapıldı ve Rusya da kelli çıkmadı o süreçten. Astana süreci devam ettiği müddetçe ancak Rusya'nın PKK politikasının da belli sınırları olacaktır. Yine de büyük güçlerin PKK politikasını dikkatle izlemeli Türkiye, ki izliyor ve gerekli karşı hamleleri de almalı ki alıyor. Yani Irak'taki Pençe Kartal da bunun bir parçası. Suriye'de gerekli müdahaleyi zamanında yapma kararlılığı da bunun bir parçası. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.